Škoda'nın son zamanlarda üzerinde çok durduğu ve başarıya ulaştığı modeli Superb'in Combi versiyonu da yenilendi. Geniş çamurlukları, dinamik çizgileri, led farları ve yeni jantlarıyla Škoda Superb Combi bir önceki modeline göre daha da büyük. Aynı zamanda daha büyük bir dingil mesafesine kavuşan Superb Combi'nin bagaj hacmi de arttı. 660 litre hacme sahip bagajı bulunan Škoda Combi'nin arka koltukları yatırıldığında bagaj hacmi 1950 litre oluyor. Pratik kullanım için tasarlanan bagaj alanı bolca aydınlatmaya ve destek aparatlarına sahip. Bir önceki modeline göre teknolojik olarak sıçrama yaşayan Superb Combi'de elektronik denge kontrolü, çarpışma freni, hız sabitleyicisi ve şerit takip asistanı gibi birçok güvenlik sistemi de yer alıyor. İç tasarımda ise isteğe bağlı olarak panoramik cam tavan, ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı ön cam, arka koltuklar için tablet tutucu gibi birçok özellik sunuluyor. Konforu çok iyi, direksiyon konumu ve tasarımı da başarılı. Direksiyon elde çok iyi oturuyor. Özellikle uzun yolculuklarda çok işe yarayacak bir özellik. Büyük boyutlara sahip olmasına rağmen özellikle virajlarda verdiği tepkiler çok iyi. 5 benzinli, 3 dizel olmak üzere 8 motor seçeneğine sahip olan Škoda Combi'nin benzinli motorlarının güç değerleri 125 ve 280 HP arasında değişiyor. Dizel motorların güç değerleri ise 120 ve 190 HP arasında. Aracın konforuna, performansına ve yakıt tüketimine baktığımızda ki performansını çok iyi beğendim. Fiyatı makul bir seviyede. Geniş bagajlı, geniş iç hacimli bir araç arıyorsanız kesinlikle Škoda Combi'ye bir göz atın derim.